Evet arkadaşlar günaydın. Günaydın hocam. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Geçen hafta matrisler ve denklem sistemlerinin çözümüyle ilgileniyorduk ama hepsini bitirememiştik. Evet, evet. Orada size anlatacağım birkaç şey daha var. Bu konuyu tamamlayalım ilk önce. Ondan sonra yeni konuya geçeceğiz. Aha. Şimdi şu örnekte kalmıştık. Aha. Aşağıda verilen IS ve LM fonksiyonlarını kullanarak denklem sisteminin çözümünü ters matris yöntemiyle bulun demiştik. Denklem sistemi de Y artı 2,5 R eşittir 485 birinci eşitlik ve Y eksi 10 R eşittir 300 bu da ikinci eşitlik. İlk önce yapmamız gereken bu denklem sistemini AX eşittir B biçiminde matrislerle ifade etmekti. A dediğimiz katsayılar matrisiydi. X dediğimiz bizim değişkenlerimiz ya da bilinmeyenlerdi. Bu bilinmeyenlerde gelir ve faiz. Geliri Y ile gösteriyoruz, faizi de R harfiyle gösteriyoruz. Sağ taraftakilerde B vektörüyle gösterilenlerde sabitler. Dolayısıyla ilk önce bu eşitlik sistemini matris formunda AX eşittir B biçiminde yazdık. Bizim bulmak istediğimiz bilinmeyenler yani X vektörünün neler olduğu, Y ve R'nin neler olduğu. Bunun için de yapmamız gereken şey A eksi 1 çarpı B. A'nın tersini alıp bunu B ile çarpmak olacaktı. Hocam köşeye Y değişir de hocam. Ha, onu söyleyeceğim şimdi nasıl yapacağız. Kofaktör matrisini bulacağız. Ondan sonra ek matrisi bulacağız. Tamam mı? Kofaktör matrisi dediğimiz şey 2'ye 2 matriste kofaktör matrisi köşegen elemanları yer değiştirir. Diğer elemanlar köşegen dışı elemanlar işaret değiştirir şeklindeydi. İlk önce onu yapacağız. Ek matrisi bulacağız. Daha sonra A'nın determinantına ihtiyacımız var. Ters matrisi bu şekilde bulmamız lazım. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ben buraya geçeyim. Yazarak, birlikte yazarak çözelim bu soruyu. Şimdi eşitliklerimiz Y artı 2,5 R. Dolayısıyla ilk önce ben bu eşitlik sistemini AX eşittir B biçiminde yazmam gerekiyor. A dediğimiz katsayılardan oluşuyor. 1, 2,5 1 eksi 10. Evet bu katsayılar. X vektörümüz bilinmeyenler Y ve R'den oluşuyor. Yani Y gelir R'de faiz. B dediğimizde sabitler olan 485 ve 300. Tamam, ilk önce bu şekilde yazdık. Bizim bu matris sistemini çözerken şunu yapmamız gerekiyor. X'i bulmak istiyoruz. X de A'nın tersi ile B'nin çarpımından oluşacak. Dolayısıyla bizim X dediğimiz yukarıda Y ve R. Onu nasıl bulacağız? A matrisinin tersini alacağız. Yani 1, 2,5, 1, eksi 10 matrisinin tersini alacağız. Bunu da B ile yani 485 ve 300 ile çarpacağız. Çözüm böyle bulunacak. Şimdi o zaman ilk önce bir kofaktör matrisini elde etmemiz lazım. Kofaktör matrisini elde ederken de köşegen elemanları yer değiştirecek. Yani eksi 10 ve 1. Köşegen dışı elemanlarda işaret değiştirecek. Eksi 2,5 pardon. Eksi 2,5 ve eksi 1. İşaret değiştirdim sadece. A matrisini bulurken şunlar köşegen elemanları. Köşegen elemanlarını yer değiştirdim. Eksi 10 buraya geldi. Bir de buraya geldi. Köşegen elemanları yer değiştirdi. Diğer elemanlarda
İşaret değiştirdi. Tamam. Bu matris işte ters matris. A eksi 1. Ters matris bu. Anladınız mı? Köşegen elemanlarını yer değiştirdim. Yani 1 ile eksi 10 yer değiştirdi. Eksi 10 yukarıya geldi. 1 alta geldi. Köşegen dışı elemanlar işaret değiştirdi. Köşegen dışı elemanlar 2,5 da eksi 2,5 oldu. 1 de eksi 1 oldu. Tamam. Ters matrisi bulduk. A'nın tersi. Başka neye ihtiyacımız var? A'nın pardon bu kofaktör matrisinin evriği yani C üssü. A'nın tersini bulmadık daha. A'nın tersini bulmak için A'nın determinantına ihtiyacım var. A matrisinin tersi 1 bölü determinant A çarpı A'nın tersini bulacağım. Pardon, ek matrisi çarpacağım. A ek. A'nın tersi 1 bölü determinant A çarpı A'nın ek matrisi. Şöyle yapalım bunu. A matrisinin tersi 1 bölü determinant A çarpı A'nın ek matrisiydi. Değil mi? Şimdi determinanta ihtiyacım var. A matrisini şuraya tekrar yazayım. A matrisi 1, 2,5, 1 ve eksi 10'du. A'nın determinantını bulmak için ne yapıyorum? 1 ile eksi 10'u çarpıyorum. 1 çarpı eksi 10 eksi 1 çarpı 2,5. Bu ne oluyor? Eksi 10 eksi 2,5 yani eksi 12,5. A'nın determinantı bu. Şimdi de A'nın tersini bulmam lazım. 1 bölü A'nın determinantı çarpı ek matrisle çarpacağım. A eksi 1 eşittir. 1 bölü eksi 12,5 çarpı ek matris eksi 10 eksi 2,5 eksi 1 ve 1. Bu da ek matris. 1 bölü A'nın determinantı çarpı A ek. Yani şu 1 bölü determinant A çarpı A ek. Şunu yaptım. Buradan o zaman işlemleri yaparsak A matrisinin tersi işte 10 bölü 12,5 eksi 10 bölü eksi 12,5 diyeceğiz. 0,8 bulacağız. 2,5 eksi 2,5 bölü eksi 12,5 diyeceğiz. O da 0,2 yapacak. Eksi 1 bölü eksi 12,5 0,08 1 bölü eksi 12,5 da eksi 0,08 olacak. İşte bu A'nın tersi. Ters matris. Ne yaptım? Hepsini 12,5'a, eksi 12,5'a böldüm. Bütün elemanları. Hatırlayın skalerle çarpım dediğimiz şey neydi?
her bir elemanı, matrisin her bir elemanını başlangıçtaki o sayı ile çarpmak ya da bölmekti. Dolayısıyla burada onu yaptım. Bu da A'nın ters matrisi. Bunu da bulduk. Buna ihtiyacımız olacak. Sonra eşitlik sistemini çözerken bizim ihtiyacımız olan gelir ve faiz idi. A matrisinin tersi, yani 0.8 çarpı 0.2, 0.08 eksi 0.08. Bunu da B ile çarpıyordum. Yani 485 ve 300 vektörüyle çarpacağım. Milli gelirin denge düzeyini, yani Y'yi bulmak için ne yapmam lazım? Birinci satırı sütunla çarpmam lazım. Yani 0.8 çarpı 485 artı 0.2 çarpı 300. Satırla sütunu çarpıyorum. Ve Y'yi buluyorum. 0.8 çarpı 485 artı 0.2 çarpı 300. 0.8 ile 485'i çarparsak 388 yapıyor. Artı 0.2 ile 300'ü çarparsak da 60 yapıyor. İkisini topladığımız zaman da Y'nin değeri 448 olarak bulunuyor. Demek ki milli gelirin denge düzeyi 448'miş. Ve R'yi bulmak için de yapmam gereken şu. İkinci satırı bu kez sütunla çarpacağım. Yani 0.08 çarpı 485 artı eksi 0.08 çarpı 300. ...0.08 çarpı 485 ve eksi 0.08 çarpı 300... işaret eksi olduğu için bu çarpımı çıkartacağız ve buradan bulunan değer de 14.8 olacak. Demek ki denge faiz oranı da %14.8'miş. Yani bu sonuçlara göre kapalı ekonomide denge çıktı düzeyi 448'dir. Denge faiz oranı da %14.8'dir diyebilirsiniz. Var mı anlamadığınız bir yer? Tamam. Evet, o zaman geçiyorum bu soruyu. Yazdınız mı? Şimdi matris sisteminin çözümü için kullanabileceğimiz bir başka yöntem de Gauss eleme yöntemi. Bu yöntemin üzerinde çok fazla durmayacağım ama kısaca ne olduğundan bahsedelim. Bu yöntemle denklem sistemleri çözülürken A matrisiyle B vektörü üzerine basit satır işlemleri uygulanarak A matrisinin birim matrise dönüşümü sağlanır. Amacımız A matrisini birim matrisine dönüştürünceye kadar bir takım işlemler yapmak. Nasıl işlemler olabilir? İşte iki katını al, ondan üç katını çıkar gibi bir şekilde işlemler yaparak A matrisini birim matrise dönüştürmeye çalışacağız. Birim matris dediğimiz şey de köşegen elemanları bir olan, diğer elemanları da sıfır olan matristi biliyorsunuz. Çeşitli boyutlarda birim matrisleri elde edebiliyorduk. İşte bu yöntemde amaç A matrisini birim matrisine dönüştürmek. Yani köşegen elemanlarını 1 yapmak, diğer elemanlarını da 0 yapmak. Eğer bunu başarabilirsek bu süreç sonunda elde edilen B vektörü de bizim çözüm vektörümüz olur.
Yani çözüm bize B vektöründe verilir. Eğer A matrisini birim matrise dönüştürebilirsek. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Ve son olarak daha sık kullanacağımız ve nispeten diğer Gauss eleme yöntemine göre de daha kolay olan bir yöntemimiz var. Buna da Kramer kuralı diyoruz. Bu kural özellikle denklem sisteminde yer alan tüm bilinmeyen değişkenlerin değeri değil de bunlardan bazıları, hatta bir tanesinin değerini bulmak istediğimizde kullanabileceğimiz bir yöntem. Ve bu yöntemle sistemin çözümünü elde etmek için de determinantları kullanıyoruz. Determinantları kullanıyoruz. Ayrı ayrı matrisler oluşturuyoruz. Şimdi bu adım adım bu Kramer kuralının, bu yöntemin nasıl olduğuna bakalım. Kramer kuralını kullanarak denklem sistemini çözmek için şu adımları izlememiz gerekiyor. İlk önce diğer yöntemlerde olduğu gibi sistemi matris formunda ifade etmeliyiz. Yani AX eşittir B biçiminde yazmalıyız. Bize eşitlik sistemleri halinde verilecek. 2 tane ya da 3 tane eşitlik olabilir. Bunları matris formunda ilk önce AX eşittir B biçiminde yazacağız. Daha sonra A matrisinin determinantını bulmamız gerekiyor. A'nın determinantı. Tabii 2'ye 2 matrisi bu iş determinantı bulmak nispeten daha kolay. Ama daha yüksek boyutlu bir matrisi, örneğin 3'e 3 boyutlu bir matrisi ne yapıyorduk burada? Kofaktörlerini buluyorduk teker teker. Ondan sonra herhangi bir bu kofaktör matrisinin herhangi bir satırına veya sütununa göre determinantını hesaplamamız gerekiyordu. Ama 2'ye 2 matrisi köşegen elemanlarının çarpımından köşegen dışı elemanlarının çarpımını çıkartıyorduk ve hemen determinantı bulabiliyorduk. Onu bulduk. Bir sonraki adım, hangi x değişkeninin değerini bulacaksanız A matrisinde o değişken katsayılarının yerine B vektöründeki sabit değerleri koyarak AI gibi bir matris oluşturmamız gerekiyor ve bu AI matrisinin determinantını hesaplamamız gerekiyor. Yani sabitleri eğer birinci sütundaki elemanların yerine koyduysak o zaman A1 matrisini hesaplıyoruz. Sabitleri ikinci sütunda yerleştirdiysek o zaman A2 matrisinin determinantını hesaplıyoruz. Tamam, yeni bir matris oluşturuyoruz. Daha sonra yapacağımız şey XI değerini bulmak için, bu XI dediğimiz X1, X2, X3, işte hangi X değerini merak ediyorsak o değer, AI matrisinin determinantını A matrisinin determinantına bölerek XI değerini bulmuş oluyoruz. Bu sistemin avantajı ne? Bu sistemin avantajı, bütün denklem sistemini birlikte çözmemize gerek yok. Yani tüm X değerlerini bulmamıza gerek yok. Bize hangi X değeri soruluyorsa sadece ona yönelik olarak bir çözüm yapmamız gerekiyor. Örneğin X1 soruluyorsa ona göre çözeceğiz. X2 ve X3'ü bulmayacağız mesela. Ya da X2 soruluyorsa ve X1 ve X3 de varsa onları bulmadan sadece X2'yi bulacağız. Böylece yapmamız gereken işlemler daha az sayıda oluyor. Ve nispeten kolay bir yöntem. Şimdi göstereceğim. Görünce belki böyle tam olarak anlamadınız nasıl yaptığımızı ama örnek yapınca daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bir örneğe bakalım ilk önce. İki eşitlik ve iki bilinmeyenden oluşan denklem sistemimiz aşağıdaki gibidir. Burada P1 ve P2 ile gösterilenler fiyatlar. Diyelim iki tane malımız var, iki tane ürünümüz var. P1 ve P2 de bu malların fiyatları. Şimdi Kramer kuralı ile P1 ve P2 fiyatlarını bulmaya çalışalım. İlk önce yapmamız gereken şey neydi? Bu matris sistemini AX eşittir B biçiminde ifade etmekti. A matrisimiz katsayılardan oluşacaktı. Katsayılardan oluşan matrisimiz ne olacak o zaman? A matrisi 7, 2, 1 ve 8'den oluşacak, değil mi? Bunun katsayıları, eşitlik sistemindeki katsayılar, P1'in değeri, P1'in katsayısı 7 ilk eşitlikte, P2'nin katsayısı 2. Dolayısıyla matrisin birinci satır elemanları 7 ve 2 olacak. Geçiyoruz ikinci satıra. İkinci satır elemanları da 1 ve 8 olacak.
A matrisimiz bu. X dediğimiz bilinmeyenler neler burada? P1 ve P2. Demek ki P1 ve P2'yi de bir vektör halinde oraya yazmamız gerekiyor. Eşittir diyeceğiz. Sağ tarafa da sabitler olan 60 ve 78'i yazacağız. Bu şekilde matrisimizi AX eşittir B biçiminde ifade etmiş olacağız. Şurada görüyorsunuz ekranda şimdi. Eşitlik sistemini matrislerle AX eşittir B biçiminde ifade ettik. Kat sayılarımız 7, 2, 1, 8. Bilinmeyenlerimiz P1, P2. Sabitlerde 60 ve 78. Aşama aşama gördüğümüzde ne demiştik? İlk önce A matrisinin determinantına ihtiyacımız var. A matrisinin determinantını buluyoruz. Nasıl buluyorduk 2'ye 2'de? Köşegen elemanları çarpımından köşegen dışı elemanların çarpımını çıkartarak. Köşegen elemanlarımız 7 ve 8. 7 ve 8'i çarpıyoruz 56. Eksi 2 ile 1'i çarpıyoruz 2. Dolayısıyla 56 eksi 2 yani A matrisinin determinantı 54'müş. Onu bulduk. Şimdi hem P1 hem de P2 sorulduğuna göre bize bizim ayrı ayrı A1 ve A2 matrislerini oluşturmamız gerekiyor. A1 dediğimiz matrisi oluştururken A matrisinin birinci sütunundaki elemanları B vektöründeki sabit değerlerle değiştirmem gerekiyor. Yani A matrisim ne olacak o zaman? A1 matrisim. Birinci sütunda 60 ve 78 olacak. İkinci sütunda 2 ve 8 olacak. Bu bizim A1 dediğimiz matris. A2 matrisini oluştururken de bu kez A matrisinin ikinci sütunundaki elemanları B vektöründeki sabit değerlerle değiştirmem gerekiyor. Yani A2 matrisinde birinci sütuna dokunmuyoruz. 7 ve 1 kalıyor. İkinci sütunda ise 60 ve 78 oluyor. Bu da A2 matrisi. Onu gösteriyorum şimdi. Oluşturulması gereken A1 ve A2 matrisleri şöyle. A1 matrisinin birinci sütun elemanlarını değiştirdik. Sabitlerle 60 ve 78'i oraya yazdık. İkinci sütun aynen kaldı. Ve A2 matrisini oluştururken de bu kez ne yaptık? Bu kez birinci sütuna dokunmadık. 7 ve 1 birinci sütun elemanları sabit kaldı. Bu kez ikinci sütundaki elemanları sabitlerle değiştirdik. 60 ve 78'i bu kez oraya yazdık. Tamam. Bu matrisleri oluşturmakta bir sorunumuz var mı? Anlaşıldı mı bu? A1 ve A2 matrislerini nasıl oluşturduğumuzu anladınız mı arkadaşlar? Çünkü onları kullanacağız. P1 ve P2 değerlerini hesaplarken bu matrislere ihtiyacımız var. Şimdi o zaman A'nın matrisini hesaplamıştık. Bir de A1 ve A2 matrislerinin determinantını hesaplayalım. A1 matrisinin determinantını hesaplarken köşegen elemanları 60 ve 8, onları çarpıyoruz. Bundan da köşegen dışı elemanlarının çarpımı olan 2 çarpı 78'i çıkartıyoruz. Ve bu işlemden A1 matrisinin determinantı 324 olarak bulunuyor. Geliyoruz A2 matrisinin determinantını hesaplamaya. Bunun için de gene köşegen elemanları çarpımı yani 7 çarpı 78 eksi 1 çarpı 60'ı çıkartıyoruz. Buradan da A2 matrisinin determinantı 486 olarak belirleniyor bu işlemden. Ve Kramer kuralını kullanarak P1 ve P2 fiyatlarını hesaplamamız isteniyordu. P1 fiyatını hesaplamak için A1'in determinantını ilk başta hesapladığımız A matrisinin determinantına bölüyoruz. A1 matrisinin determinantını biraz önce 324 olarak bulduk. Demek ki 324'ü A matrisinin determinantı olan 54'e bölüyoruz ve buradan P1 fiyatı 6 olarak belirleniyor.
Bize bir de P2 fiyatı soruluyordu. P2 ne olacak? Yani eşitlik sisteminin çözümü olmuş oluyor aslında bu ama o da soruluyordu diyelim. Onu bulmak için de ne yapıyoruz? Bu kez A2 matrisinin determinantını A'nın determinantına bölüyoruz. A2 matrisinin determinantını 486 olarak bulduk. 486 bölü A matrisinin determinantı da 54 olarak bulunmuştu. 486'yı 54'e bölersek P2 fiyatı da 9 olarak belirlenmiş oluyor. P1 ve P2 fiyatları bu şekilde belirlendi. P1 fiyatı 6'ymış, P2 fiyatı da 9'muş. Bu da eşitlik sisteminin Kramer kuralını kullanarak çözümü. Var mı anlamadığınız bir yer? Hocam Kramer'i yine de başlasana. Nasıl bir daha söyleyin, duymadım. Yeniden anlatın hocam. Yeniden? Evet. Tamam, peki yeniden. Yazarak anlatayım istiyorsanız. Evet, yazalım madem. Öyle daha rahat anlaşılacak. Yazarak anlatalım. Şimdi bizim matris sistemimizi biz AX eşittir B biçiminde ilk önce ifade edeceğiz dedik. Tamam mı? Eşitliklerimizi yazayım mı başa? Yazalım. 7P1 7P1 artı 2P2 eşittir 60. Birinci eşitliğimiz buydu. İkinci eşitliğimiz de P1 artı 8P2 eşittir 78'di. Tamam. Bize bu eşitlik sistemleri verilmiş. Ve bizden sorulan P1 nedir? P2 nedir? Bunları Kramer kuralı ile bulmamız isteniyor. Şimdi ilk önce eşitlik sistemimi AX eşittir B biçiminde yazıyorum. A matrisim 7, 2, P1'in katsayısı 1, P2'nin katsayısı 8 çarpı X P1 P2 eşittir sabitlerde 60 ve 78. Tamam, eşitlik sistemimi şöyle AX eşittir B biçiminde yazmış oldum. Tamam mı buraya kadar? Şimdi P1 ve P2'yi bulmam lazım. P1'i ve P2'yi bulurken benim A1 ve A2 matrislerini oluşturmam lazım. İlk önce A1 matrisinin nasıl oluşturulduğuna bakarsak A1 matrisi bunu oluştururken birinci sütun elemanlarını sabitlerle yani 60 ve 78 ile değiştireceğim. İkinci sütun elemanlarına ise dokunmayacağım. Onlar 2 ve 8 olarak kalacaklar. Tamam. Birinci sütunu şuradaki sabitlerle değiştirdim. İkinci sütun elemanları olduğu gibi kaldı. Bu benim A1 matrisim. Peki A2 matrisim ne olacak? A2 dediğim matris. A2 dediğim matrisi oluştururken de bu kez ikinci sütunu sabitlerle değiştireceğim. Yani ikinci sütun 60 ve 78 olacak. Birinci sütun elemanlarına da dokunmayacağım. 7 ve 1 olacak. Bu da A2 matrisim. Tamam mı bu da? Tamam. Şimdi A matrisimi biliyorum. A1'i biliyorum. A2'yi biliyorum. Ben P1 fiyatını hesaplarken yapacağım şey şu. A1 matrisinin determinantı bölü A'nın determinantı. Ve P2 fiyatını hesaplarken kullanacağım formül şu. A2'nin determinantı bölü A'nın determinantı. O zaman neye ihtiyacım var? Benim A'nın, A1'in ve A2'nin determinantlarına ihtiyacım var, değil mi? A matrisinden başlayalım.
A matrisim şuydu. 7, 2, 1, 8. Bu ilk baştaki matrisimdi. Bunun determinantını hesaplarken ne yapacağız? Köşegen elemanları, yani 7 çarpı 8 eksi köşegen dışı elemanlar 1 çarpı 2. Buradan da 56 eksi 2, yani A matrisinin determinantı 54'müş. Tamam. A matrisinin determinantını bulduk. Şimdi de A1'in determinantını bulalım. Ona da ihtiyacımız var. A1 matrisim, tekrar yazalım şuraya. A1 matrisi 60, 78, 2 ve 8 şeklinde idi. Ve determinant A1 eşittir 60 çarpı 8 köşegen elemanlarından köşegen dışı elemanların çarpımı 2 çarpı 78'i çıkartacağım. 156. Bu da 324 yapıyormuş. Yani şu ne yapar? 6 kere 8 48, şurası 480 yapar. Eksi 156 yapar bu da, değil mi? Evet. 156. 480'den 156'yı çıkartırsanız buradan da 324 bulursunuz. Bu da A1'in determinantı. Tamam. A1 matrisi bu. A1'in determinantını bu şekilde hesapladım. Başka neye ihtiyacım var? Aslında P1 fiyatını hesaplamak için gerekli şeyleri bulduk burada. Hemen P1'i hesaplayabiliriz. Bakın P1'i hesaplamak için neyi kullanıyoruz? Şunu kullanıyoruz. A1'in determinantı bölü A'nın determinantı, değil mi? P1 fiyatı oymuş. A1'in determinantını kaç bulduk? 324 bulduk. A'nın determinantı kaç? 54. Demek ki P1 ne olacak? 324 bölü 54. O da 6 yapar. Onu da şuraya yazayım istiyorsanız. P1 eşittir A1'in determinantı bölü A'nın determinantı. A1'in determinantını 324 bulduk. A'nın determinantını da 54 bulmuştuk. 324'ü 54'e bölersek 6 çıkar. Demek ki P1 fiyatı 6'ymış. Tamam. Benzer şekilde şimdi de P2'yi bulalım. P2'yi bulmak için de ne yapmamız lazım diyor. Şunu kullanacağız bu sefer. A2'nin determinantını A'nın determinantına böleceğiz. Şimdi A2 matrisimiz. Tekrar yazıyorum A2 matrisini. A2 matrisimiz şöyleydi. Birinci sütundaki elemanlar değişmiyor. 7'ye 1. İkinci sütun elemanları 60 ve 78'di. Ama A2 matrisimiz buydu. A2'nin determinantı da 7 çarpı 78 köşegen elemanları eksi 1 çarpı 60. Buradan da A2 determinantı 486 olarak hesaplanıyor. Bu da A2'nin determinantı. Ve bizim ihtiyacımız olan bu kez P2 fiyatı. P2 fiyatı da A2'nin determinantı bölü A'nın determinantıydı. A2'nin determinantını şimdi 486 olarak bulduk. Bölü A'nın determinantını da 54 olarak bulmuştuk. 486'yı 54'e bölersek buradan da 9 buluyoruz. Demek ki P2 fiyatı da 9'muş. P1'i 6 bulduk. P2'yi de 9 bulduk. Tamam. Tamam. Yani bu sistemde mesela size sorularda sadece P1'i bulmanız istenebilir. O zaman bu aşamayı yapmak zorunda değilsiniz. Sadece P1'i bulursunuz biraz önce yaptığımız şekilde. P2'yi hiç bulmazsınız. P1
Ama eşitlik sistemini çözecekseniz eğer bu hem P1'i hem de P2'yi teker teker ayrı ayrı bulmanız lazım. Bu şeyin, bu yöntemin avantajı uzun sistemlerde sistemin hepsinin çözümünü bulmayıp sadece bir tane bilinmeyeni bulabilmeniz. O yönden bir avantaj. Yani işleri kısaltıyor aslında. Eğer bütün sistemi çözmeyip de sadece bir bilinmeyeni bulmak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi birkaç tane daha örnek soru yapalım gene bu yöntemi kullanarak. İki eşitlik ve iki bilinmeyenden oluşan bir denklem sistemi matrislerle AX eşittir B biçiminde aşağıdaki gibi verilmiştir. 1, 2, 1, eksi 3 A matrisimiz, P ve Q diyelim fiyat ve miktar, X vektöründeki bilinmeyenlerimiz, sabitlerde 50'ye 5 olsun. Sorumuz şöyle, P değerini Kramer kuralı ile elde etmek için oluşturulması gereken A1 matrisi aşağıdakilerden hangisidir? Bu kez çözümü sormuyorum da sadece oluşturmamız gereken A1 matrisini soruyorum. A1 matrisi nasıl olacak? Diyelim sadece fiyatı, bu eşitlik sisteminden fiyatı çözmek istiyorum. Fiyatı çözmek için de A1 matrisine ihtiyacım var. Bu A1 matrisi gördüklerinizden hangisidir diye soruluyor. Bunu hemen bir bakışta görebilmeniz lazım. A şıkkı. A şıkkı. Değil. Görmedik. A1 matrisi diyorum. Yani P'yi çözmek için kullanacağım matris. Biraz önce P1'i çözmek için ne yapmıştık? Birinci sütun elemanlarını sabitlerle değiştirmiştik, değil mi? Evet hocam. Gene öyle yapmamız lazım. Yani birinci sütun elemanlarını sabitlerle değiştireceğim. İkinci sütun elemanlarına dokunmayacağım. D şıkkı hocam. Hangisi? D. D. Hayır, D olur mu? D. Sütun diyorum. Sütun elemanları bak. Birinci sütun elemanlarını sabitlerle değiştireceğim. Sabitlerimiz ne? 50 ve 5. Demek ki bu matrisin birinci sütununda 50 ve 5 yer alacak, değil mi? Birinci sütunda 50 ve 5 yer alacak. İkinci sütunda ne yer alacak? İkinci sütun hiç değişmeyecek. İkinci sütun da aynı 2 ve eksi 3 yer alacak. O zaman hangisi bu? C şıkkındaki matris. Bakın birinci sütun 50 ve 5'ten oluşacak. Birinci sütun diyorum, satır demiyorum. Sütun. İkinci sütun elemanlarına hiç dokunmayacağım. Yani ikinci sütun 2 ve eksi 3 olacak. Dolayısıyla A1 matrisi C şıkkında verilen matris olacak. Peki A2 matrisi hangisi olur deseydim? A2 hangisi olur? A2. Oluşturmamız gereken A2 matrisi hangisidir? A. Evet. A şıkkındaki de A2 matrisi olacak. Bu kez birinci sütuna dokunmayacağım. 1 ve 1 onlar kalacak. İkinci sütun elemanlarını sabitlerle değiştireceğim. Yani 2 ve eksi 3 yerine 50 ve 5'i yazacağım. Dolayısıyla A şıkkındaki matris bizim A2 matrisimiz. Eğer o sorulsaydı, A2 matrisi sorulsaydı doğru cevap A şıkkı olacaktı. A1 matrisi sorulduğu için burada doğru cevap C şıkkı. İşte devamında eğer sorulsaydı P ve Q'yu hesaplayabilirdik. P'yi hesaplamak istiyorsak eğer, A1'in determinantına ve A matrisinin determinantına ihtiyacımız vardı. Q'yu hesaplamamız istenseydi eğer gene A'nın determinantına ve A2 matrisinin determinantına ihtiyacımız olacaktı. Tamam? Geçiyorum bu soruyu. Yani burada herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Sadece bir bakışta A1 ve A2 matrisinin hangisi olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. İki mala ait denge fiyatları olan P1 ve P2'ye ait eşitliklerin matrislerle
AX eşittir B biçiminde gösterimi aşağıdaki gibidir. Buna göre P2 fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada bu kez işlem yapmamız gerekiyor. P2 fiyatı soruluyor bize. Onu yapalım. Şimdi bize verilen AX eşittir B formatındaki eşitliği yazıyorum. Eşitlik şu biçimde verilmiş. AX eşittir B. A matrisinin elemanları 9, 1, 2 ve 7. X vektörü P1 ve P2'den oluşuyor. Ve sabitlerimiz de eşitliğin sağ tarafındakiler 43 ve 57. Tamam, AX eşittir B biçiminde eşitlik sistemi bu şekilde yazılmış. Bize sorulan P2 fiyatı hangisidir? Yani eşitlik sisteminin ayrı ayrı çözümüne ihtiyacımız yok. Sadece P2 fiyatına ihtiyacımız var. Bizim Kramer yöntemiyle P2'yi bulmak için hesaplamamız gereken şey şu: A2'nin determinantını A'nın determinantına bölmek. A matrisinin yukarıda ne olduğunu biliyorum zaten. Oradan determinantını da rahatlıkla hesaplayabilirim ama A2 matrisini oluşturmam lazım. A2 matrisini oluştururken yapmam gereken şey, birinci sütun, A matrisinin birinci sütununu aynen yazmak. Yani A matrisinin birinci sütun elemanları ne? 9 ve 2. İkinci sütunun yerine de 43 ve 57'yi yazmak. Bu da benim A2 matrisim olacak. A2 matrisini oluştururken birinci sütuna aynen yazdım. İkinci sütun yerine de, oradaki sayılar yerine de sağ taraftaki sabitleri yazdım. 43 ve 57. Tamam mı? Şimdi hesaplamalarımızı yapalım. Yani A2'nin determinantını hesaplayalım ilk önce. A2'nin determinantı ne olacak? 9 çarpı 57 eksi 2 çarpı 43. Hı-hı. 9 çarpı 57 513 yapar. Eksi 2 çarpı 43 de 86 yapar. 513'ten 86'yı çıkartırsak da 427 bulunur. Bu A2'nin determinantı. Tamam mı buraya kadar? Peki. P2'yi hesaplamak için bir de A matrisinin determinantına ihtiyacım var. A matrisini şuraya tekrar yazayım. Üste zaten bize verilen matristi bu. 9, 1, 2 ve 7. Matris bu. A matrisinin determinantı 7 kere 9 63 veya onu da uzun uzun yazalım. 9 çarpı 7 eksi 1 çarpı 2, yani 63 eksi 2, yani 61. A matrisinin determinantı da 61'miş. Bu da tamam mı? Şimdi bize sorulan P2 fiyatı idi. P2 fiyatını da A2'nin determinantı bölü A'nın determinantı şeklinde bulacağız dedik. Buradan A2'nin determinantını kaç bulduk? 427 bulduk yukarıda, değil mi? Bölü A'nın determinantını kaç bulduk?
Hemen şimdi 61 bulduk onu da. 427'yi 61'e bölerseniz buradan da 7 çıkar. Demek ki P2 fiyatı 7'ymiş. Var mı anlamadığınız bir yer arkadaşlar? Şıklarımıza dönecek olursak sorumuz buydu. Burada A matrisimizi görüyoruz. 9, 1, 2, 7. P1, P2 bilinmeyenler. Sabitlerde 43 ve 57. P2 fiyatı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Ne bulduk? 7 bulduk. Hocam, demek ki doğru cevap. Hocam P1 sorusu. P1 olsaydı ne olurdu? P1 olsaydı onu da yapalım. P1 olsaydı ne olurdu? Şimdi P1'i bulmak için de yapacağımız şey neydi? A1'in determinantını A'nın determinantına bölmek olacaktı, değil mi? Niye netlemedi burada? Tamam. Şimdi A1 matrisini oluşturacağız o zaman. A1 matrisimizi oluştururken birinci sütun elemanlarını 43 ve 57 yazacağım. İkinci sütun elemanlarına dokunmayacağım. 1 ve 7 olacak. Bu bizim A1 matrisimiz. A1 matrisinin determinantına ihtiyacım var. A1'in determinantı. O da 7 çarpı 43 eksi 1 çarpı 57. Değil mi? Demek ki A1'in determinantı 7 kere 3 21, 4 kere 2 28, 30, 301 eksi 57. 301'den 57'yi çıkartırsam 11'den 7 çıktı 4, 9'dan 5 çıktı 4, 244. A1'in determinantı 244'müş. A'nın determinantını da 54 olarak bulmuştuk. Tekrar yazayım istiyorsanız. A matrisimiz şuydu. 9, 1, 2 ve 7. Buradan A matrisinin determinantı 61'di. A'nın determinantı 61. P1 fiyatı da A1'in determinantı bölü A'nın determinantı. A1'in determinantı 244 olarak belirledik şuradan. 244 bölü 61. Bu da ne yapar? 4 yapar. Değil mi? 244'ü 61'e bölersek o da 4 yapar. Demek ki P1 fiyatı da 4'müş. Bu eşitlik sisteminden Kramer kuralıyla eğer sorulsaydı bunu da bu şekilde bulurduk. Var mı sorunuz? Tamam. O zaman şimdi bir ara verelim. Aradan sonra yeni konuyla devam edeceğiz. Şimdi matrisler konusunu bu şekilde bitirmiş olduk. Yeni konumuza başlıyoruz. Ünite kaçtı bu? 5 mi 6 mı? Çok değişkenli fonksiyonlar. Altıncı ünite. Beşinci üniteyi tamamladık. Altıncı üniteye geçiyoruz bugün. Artık ne kadar yapabilirsek, bitiremezsek tamamını, ona da yine önümüzdeki hafta devam ederiz. Şimdi konumuz çok değişkenli fonksiyonlar. Tabii çok değişkenli fonksiyonların en basit biçimi sadece iki değişkenli fonksiyonlar. Daha fazla
da olabilir ama en basit hali iki değişkenli fonksiyonlar. Dolayısıyla burada da konuyu daha iyi anlayabilmek için önce iki değişkenli fonksiyonları inceleyip daha sonra da değişken sayılarını artırarak en değişkenli fonksiyon kavramını açıklamaya çalışacağız. Çünkü bizim iktisatta kullandığımız ilişkilerin çoğu ikiden fazla değişken içeriyor. Yani daha önce tek değişkenli fonksiyonları görmüştük ama bir ilişkiyi tek bir değişkenle ifade etmek çoğu zaman yetersiz kalıyor. Örneğin bir malın talep edilen miktarı sadece malın fiyatına bağlı değil biliyorsunuz. Aynı zamanda tüketicinin geliri, ikame ve tamamlayıcı malların fiyatları, tüketicinin zevk ve tercihleri gibi birçok faktöre bağlı. Yani talep edilen miktarı sadece fiyatla açıklamıyoruz mesela. Onun için bu diğer değişkenleri de ilişkiye katmamız lazım. Fonksiyonel ilişkiye katmamız lazım. Benzer şekilde bir üretim sürecinde çıktı miktarı sermaye, emek, toprak gibi birçok girdinin kullanımına bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla sadece sermayenin bir fonksiyonu değil, sadece emeğin bir fonksiyonu değil. Bunların hepsinin birlikte değiştiği bir üretim süreci görüyoruz. Dolayısıyla üretim sürecini ifade etmek için de gene çok değişkenli bir fonksiyon kullanmamız lazım. Yani kısaca ekonomik davranışları analiz etmek amacıyla daha önce gördüğümüz tek değişkenli fonksiyon kavramını biraz daha genişleterek birden fazla değişkenin kullanımına imkan tanımamız gerekiyor. Böylece iktisadi ilişkileri daha iyi bir şekilde anlatmamız, açıklamamız mümkün hale gelecek. Diyelim iki değişkenli fonksiyonla başlayalım dedik. Daha sonra yavaş yavaş değişken sayılarını artıracağız. İki değişkenli bir f fonksiyonu her x, y sıralı ikilisi ile gösterilen girdiye tek bir z çıktısını atayan bir kuraldır. Bu eşleşmede her bir sıralı ikili daima tek bir elemanla eşlenmelidir. Mesela ekranda bir şekil görüyorsunuz. Sol taraftan x ve y gibi iki tane çizgi geliyor. Ve ortada bir fonksiyon var. Ve tek bir çıktı oluşuyor. Z çıktısı. İşte bu ortada yer alan kare x ve y girdileri üzerine bazı aritmetik işlemler yaparak z çıktısını üretiyor. Bu ortada bir takım işlemler yapılıyor. İşte burada bir kural var, bir formül var. Biz x ve y girdilerine bu formülü uygulayarak z çıktısını üretiyoruz. Fonksiyon dediğimiz şey bu zaten. İki değişkenli fonksiyonun tanım kümesi nedir diyecek olursak, tek değişkenli fonksiyonlarda gördüğümüz gibi kuralın uygulandığı tüm girdi sayılarının kümesine biz tanım kümesi diyoruz. Kuralın uygulandığı tüm girdi sayılarının kümesine. Fakat iki değişkenli fonksiyonun tanım kümesinin elemanları x, y gibi bu kez ikililer. Bu nedenle iki değişkenli fonksiyonun tanım kümesine düzlemin de bir alt kümesi olduğu için tanım bölgesi adı veriliyor. Tanım bölgesi. Ve bizim iktisadi analizlerde en sık karşılaşacağımız tanım bölgesi x ve y'nin sıfırdan büyük olduğu tanım kümesidir. Örneğin fx'ye bir üretim fonksiyonunu ifade ediyorsa ve x sermayeyi, y emeği temsil ediyorsa üretimin gerçekleşmesi için her iki girdiden de kullanmak gerektiği için hem x'in hem de y'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Demek ki x ve y sıfırdan büyük olacak. Bir üretim yapacaksak emek de kullanacağız, sermaye de kullanacağız. Demek ki x ve y sıfırdan büyük olacak. Yani bizim iktisadi analizde kullanacağımız x, y sıralı ikilileri çoğunlukla sıfırdan büyük değerler olacak. Matematiksel ilişkilerden farklı olarak. İşte iki değişkenli bir fonksiyonun grafiği tüm x, y ve fx, y noktalarını içeren 3 boyutlu uzayda bir yüzey olarak ifade ediliyor. Ekranda görüyorsunuz. Burada fonksiyonun bağımlı değişkenlerinden oluşan x, y'yi yatay düzlemde gösteriyoruz. Fonksiyonun değerini de bu noktanın üzerinde yer alan ve yüksekliği z ile belirleyen bir yüzey olarak belirliyoruz. Bu da iki değişkenli fonksiyonun grafiğini çizmek istersek
böyle bir grafikle karşılaşabiliriz. Tek değişkenli fonksiyonlarda sadece iki boyut var ama bunu eğer grafik üzerinde göstermek istersek bunu üç boyutlu olarak göstermemiz lazım. Çünkü girdilerin sayısı 2 ama bir de çıktığımız var. Dolayısıyla üçüncü boyutu kullanmamız gerekiyor. Eğer grafiğini çizmek ister isek. 2'den fazla değişkenli fonksiyonlar nelerdi? İktisatta incelediğimiz fonksiyonların çoğu 2'den fazla bağımsız değişken içerir. Örneğin bir ülkenin gayri safi milli hasılası, tasarruf, yatırım, tüketim, faiz, konjonktür gibi çok değişkenin fonksiyonudur. Bunların hepsi birleşerek milli geliri oluşturur. Bir fonksiyonda tanım kümesinin herhangi bir noktasına değer kümesinde karşılık gelen sayıya fonksiyonun o noktadaki değeri denir. Ve fonksiyon değerlerinin kümesi ise görüntü kümesi olarak adlandırılır. Değerlerin kümesi görüntü kümesidir. Biz fonksiyonda veya çok değişkenli fonksiyonlarda bir tane değişkendeki değişimin diğerlerindeki etkisini görmek için kısmi türevi kullanacağız. Y eşittir fx şeklindeki tek değişkenli fonksiyonda f üssü x ile gösterilen türev x'teki değişim sonucunda fonksiyonun değerindeki değişimi ölçüyordu. Tek değişkenli fonksiyonlarda işlemimiz daha kolaydı. Ama z eşittir fx y biçimindeki çok değişkenli fonksiyonda da bağımsız değişkenlerdeki değişim sonucunda fonksiyonun değerinin nasıl değişeceğini öğrenmek isteyebiliriz. Örneğin fx y fonksiyonu üretim sürecinde x ve y gibi iki farklı girdi kullanan bir firmanın kar fonksiyonu ise mesela her iki girdideki değişim sonucunda kârın nasıl etkileneceğini bilmek firma açısından çok önemlidir. Mesela x girdisini artırırsak firmanın kârı nasıl değişecek? Ya da y girdisini artırırsak firmanın kârı nasıl değişecek? Bunu hesaplayabilmek için de bizim iktisatta çok sık kullandığımız bir kavram vardı Latince. Ceteris paribus diye. Duydunuz mu ceteris paribus'u? Evet hocam. Ceteris paribus demek diğer şeyler sabitken demek. Diğer faktörler sabitken ilgilendiğimiz bir faktörü değiştirerek onun etkilerini görmek istiyoruz. İşte bunun iktisattaki ceteris paribus kavramının matematikteki karşılığı da kısmi türev. Kısmi türevi alırken de diğer değişkenleri sabit tutarak sadece bir tane değişkendeki değişimin etkilerini incelemeye çalışıyoruz. Mesela firma üretimde iki tane girdi kullanıyorsa, X ve Y girdilerini kullanıyorsa, Y girdisi sabitken X girdisini artırdığımız zaman üretimin ne kadar değişeceğini hesaplamak istiyorsak fonksiyonun X'e göre kısmi türevini almamız gerekir. Eğer X girdisi sabitken Y girdisindeki değişim üretimi ya da kârı ne kadar değiştirir diye bilmek istiyorsak, bu kez de fonksiyonu y'ye göre kısmi türevini almamız gerekir. Yani iktisattaki ceteris paribus kavramının matematikteki karşılığı kısmi türevdir. Biz de çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türevi kullanacağız. Genel olarak z eşittir fx y iki değişkenli fonksiyonunda f'nin x'e göre kısmi türevi delta z bölü delta x ya da delta f bölü delta x ya da kısaca fx şeklinde gösterilir. Ve y sabitken fonksiyonun x'e göre türevi alınarak bulunur. Buna kısmi türev diyoruz. Benzer şekilde f'nin y'ye göre kısmi türevi de ya delta z bölü delta y ya da delta f bölü delta y ya da kısaca fy şeklinde gösterilir. Bu da x sabitken fonksiyonun y'ye göre türevi alınarak hesaplanır. İktisatta yaptığımız gibi diğerini sabit tutuyoruz. Mesela x'teki değişimin etkisini ölçüyoruz. Ya da x'i sabit tutup y'deki değişimin etkisini ölçmeye çalışıyoruz. Tabii burada ikinci dereceden ya da ikinci mertebeden türevleri de almamız mümkün.
Eğer f'nin ikinci dereceden kısmi türevini elde etmek istersek fx ve fy'nin tekrar türevini alabiliriz. Yani bir kez daha türevini alırız. Buradan da 4 farklı ikinci dereceden kısmi türev elde ederiz. Örneğin fonksiyonun x'e göre 2 kez kısmi türevi alınırsa bunu değişik şekillerde gösterebiliyoruz. Ya delta kare z bölü delta x kare diyeceğiz ya da delta kare f bölü delta x kare ya da kısaca f x x diyebiliriz. Eğer fonksiyonun y'ye göre 2 kez kısmi türevi alınırsa bunu da delta kare z bölü delta y kare ya da delta kare f bölü delta y kare ya da kısaca f y y biçiminde gösterebiliriz. Bunlar ikinci mertebeden türevler. Yani bir kez türevini alıyoruz, sonra bir kez daha türevini alıyoruz. Buna da ikinci türev diyoruz. Fonksiyonun önce x'e sonra y'ye göre kısmi türevini alabiliriz. Önce x'e sonra y'ye göre. Bunun da gösterimi delta kare z bölü delta y delta x ya da delta kare f bölü delta y delta x ya da kısaca f y x. Önce x'e sonra y'ye göre türev. Bunlara biz çapraz kısmi türev diyoruz. Tersi de olabilir. Yani fonksiyonun önce y'ye sonra x'e göre kısmi türevi alınabilir. Bunu da 3 şekilde gösterebiliyoruz. Delta kare z bölü delta x çarpı delta y ya da delta kare f bölü delta x delta y ya da kısaca fxy. Fxy ve fyx türevleri çapraz kısmi türevlerdir. Bu ve çoğu zaman bir fonksiyonun çapraz kısmi türevleri birbirine eşittir. Tabii birbirine eşit olmayan durumlar da var matematikte ama bizim bu ders kapsamında matematiksel iktisat dersinde kullanacağımız çapraz kısmi türevler birbirine eşit olacak. Yani türev alma sırası önemli değil. İster önce x'e sonra y'ye göre türev alın, isterseniz bunların ikisi fark etmez. İkisi de aynı sonucu. Kısmi türev herhangi bir değişkendeki değişimin diğer değişkenler sabit tutulduğunda etkisini göz önüne alır. Ve bu iktisatta daha önce de gördüğümüz ceteris paribus yani diğer şeylerin sabit kaldığı varsayımıdır. Çünkü iktisatta birçok analiz sadece bir değişken üzerine yoğunlaşarak diğer faktörlerin sabit kaldığı varsayımına göre yapılmaktadır. Örneğin iktisada giriş dersinden hatırlayın gördüğümüz talep kanunu neyi söylüyordu? Diğer şeyler sabitken bir malın fiyatı ile talep edilen miktar arasında negatif ilişki vardır. İşte bu durumda herhangi bir talep fonunda ceteris paribus varsayımı altında kısmi türev uygulayarak fiyatın bir birim artması sonucunda talep edilen miktarın ne kadar azalacağını belirleyebiliriz. Ama ne yapmamız lazım? Talebi etkileyen diğer faktörleri sabit tutmamız lazım ya da sabit olduğunu ifade etmemiz lazım. Değişkenli formları iktisatta çok sık kullanıyoruz dedik. Biraz bunun iktisadi uygulamalarına bakalım. Bunları inceleyelim. Örneğin bir malın talebinin Q ile gösterildiğini varsayın. Neye bağlıdır malın talebi? Malın fiyatına bağlıdır. Bunu P ile gösterelim. İkame veya tamamlayıcı malların fiyatlarına bağlıdır. Bunu PI ile gösterelim. Ve tüketicinin gelirine bağlıdır. Onu da Y ile gösterelim. Bunu çok değişkenli bir fonksiyon olarak ifade edersek talep edilen miktar Q eşittir. F talep edilen miktar hangi değişkenleri etkiliyorsa parantez içerisinde onları yazarız. Yani malın fiyatı, alternatif malların fiyatları ve tüketicinin geliri. Talebi etkileyen bu üç değişkendeki değişime talebin ne kadar duyarlı olduğunu belirlemek için de biz iktisatta esneklik kavramını kullanıyoruz. Çeşitli esneklik kavramlarımız var. Çok değişkenli fonksiyonda talebin fiyat esnekliği, ikame malının fiyatı ve tüketici geliri sabitken, malın kendi fiyatındaki yüzde değişim sonucunda talepteki yüzde değişimi ifade etmek için kullanılır.
Esnekliği hesaplamak için esneklik negatif işaret olacak. Talebin, gelirin talebin fiyat esnekliği negatif değer alacak. Çünkü fiyat ve talep edilen miktar arasında her zaman negatif ilişki vardır. Esnekliği hesaplamak için şu formülü kullanıyoruz. Eksi P bölü Q çarpı Q'nun P'ye göre kısmi türevi. Burada kısmi türevi kullanmamızın nedeni talep edilen miktarın, yani Q'nun birçok değişkenin fonksiyonu olması ve talebin fiyat esnekliğini hesaplarken ikame malının fiyatı ile tüketicinin gelirini sabit tutmamız. Yani diğer faktörler sabitken sadece fiyattaki değişimin talep edilen miktarı ne kadar etkileyeceğini hesaplamak istiyorsak talebin fiyat esnekliğini bu formülü kullanarak hesaplamamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir tane örnek soru çözelim birlikte. Bize bir talep fonksiyonu verilmiş. A malının talep fonksiyonu 100-2PA artı 0.2Y artı 0.3PB. Burada QA A malının talep miktarını ifade ediyormuş. PA A malının fiyatını, Y tüketicinin gelirini, PB de alternatif malın fiyatını ifade ediyor. PA 6 iken, yani bizim ilgilendiğimiz malın kendi fiyatı 6 iken, tüketicinin geliri 500 iken ve alternatif malın fiyatı da 10 iken talebin fiyat esnekliğinin ne olduğunu hesaplamamız isteniyor. Yazarak yapalım bunu. Ben de yazayım şuraya. Siz de yazarsınız benimle birlikte. Şimdi talep eşitliği, çok değişkenli fonksiyon. A malının talep fonksiyonu verilmiş bize. 100 eksi 2 PA artı 0.2Y artı 0.3 PB. Bu çok değişkenli fonksiyonumuz. Bunun haricinde bize verilenler A malının fiyatı 6'ymış. Tüketicinin geliri 500'ymiş ve alternatif malın fiyatı da 10'ymiş. Ve talebin fiyat esnekliği nedir diye soruluyor. Talebin fiyat esnekliği. Sorulan bu. Talebin fiyat esnekliğini bulmak için şöyle bir formül kullanacağız dedim. Eksi P bölü Q ve talep fonksiyonunun P'ye göre kısmi türevi. P bölü Q çarpı delta Q bölü delta P. Yani talep fonksiyonunun P'ye göre, fiyata göre kısmi türevini almamız gerekiyor. Şimdi bizim elimizde ne var? P var, yani malın, A malının kendi fiyatı var. Dolayısıyla fiyat belliyken, fiyat 6 iken talep edilen miktarın ne kadar olduğunu hesaplamamız lazım öncelikle. Talep fonksiyonumuz elimizde. QA eşittir. Burada bize verilen değerleri yerine koymam lazım ilk önce. 100 eksi 2 çarpı PA yerine 6 yazıyorum. Artı 0.2 Y yerine bize verilen değer olan 500 yazıyorum. Artı 0.3 PB yerine de alternatif malın fiyatı olan 10'u yazıyorum. Yani bize verilen değerler, işte malın fiyatı 6 iken, tüketicinin geliri 500 iken ve alternatif malın fiyatı 10 iken
talep edilen miktar ne kadarmış? İlk önce bunu hesaplıyorum. Buradan A malının talep edilen miktarı 100-12 artı 0.2 çarpı 500 de 100 yapar. Artı 0.3 çarpı 10 da 3 yapar. Demek ki A malının talep edilen miktarı 191'miş. Bunu bulduk. Başka neye ihtiyacım var esnekliği hesaplamak için? Q'nun P'ye göre kısmi türevine ihtiyacım var. Q'nun P'ye göre kısmi türevi nedir? Şu yukarıdaki eşitlikten görebiliyor musunuz? P'ye göre, yani PA'ya göre aslında. PA'ya göre. Çünkü ilgilendiğimiz mal A malı. O talep eşitliği. Fonksiyonun PA'ya göre kısmi türevi ne olur? PA'nın önündeki katsayı kadar olur. Başka bir yerde PA yok çünkü. Eksi 2 olur. Yani fonksiyonun PA'ya göre kısmi türevi, şöyle PA diyelim istiyorsanız daha anlaşılır olacak. Eksi 2'dir. Tamam. Fonksiyonun PA'ya göre kısmi türevi eksi 2'dir. Artık esnekliği hesaplamak için gerekli olan her şey elimde var. Dolayısıyla buradan rahatlıkla esnekliği hesaplayabilirim. Talebin fiyat esnekliği eşittir P bölü Q. P yerine 6 yazıyorum. Q yerine 191 yazıyorum. Çarpı Q'nun P'ye göre türevi de eksi 2 yazıyorum. Buradan da eksi 0,06 çıkıyor. Demek ki talebin fiyat esnekliği eksi 0,06'ymış. Var mı anlamadığınız bir yer arkadaşlar? Aynen. Anlaşıldı, güzel. Evet, sorumuz buydu. A malının talep fonksiyonu verilmiş. İşte bir takım değerler de verilmiş. Talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir diyorduk. Ne bulduk? Eksi 0,06 bulduk. Demek ki doğru cevabımız burada A şıkkında verilmiş. Kullandığımız bir başka esneklik kavramı çapraz fiyat esnekliği. Çapraz fiyat esnekliği. Bunu da gene iktisat derslerinizden biliyorsunuz. Talebin ikame veya tamamlayıcı malın fiyatındaki değişime ne kadar duyarlı olduğunu belirlemek için talebin çapraz fiyat esnekliği kavramını kullanıyoruz. Malın kendi fiyatı ve tüketici geliri sabitken İkame veya tamamlayıcı malın fiyatındaki yüzde değişim sonucunda talebin hangi oranda değişeceğini belirlemek istiyoruz bu esneklik kavramı ile. Çapraz fiyat esnekliği de PI, yani alternatif malın fiyatı bölü Q çarpı talep fonksiyonunun alternatif malın fiyatına göre kısmi türevi formülü kullanılarak hesaplanıyor. Tabii burada çapraz fiyat esnekliğinin işareti alternatif malın türüne göre değişir. Eğer alternatif mal ikame malsa, ikame malının fiyatı arttığında bizim ilgilendiğimiz mala olan talep de artacaktır. Çünkü tüketiciler nispi olarak daha ucuz kalan maldan tüketmeyi tercih ederler. Dolayısıyla çapraz fiyat esnekliğinin değeri sıfırdan büyük olur. Eğer ikame malsa. Alternatif malın
tamamlayıcı bir mal olması durumunda ise alternatif malın fiyatının artması sonucunda bizim malımıza olan talep de azalır. Dolayısıyla çapraz fiyat esnekliğinin değeri de sıfırdan küçük olur. Demek ki çapraz fiyat esnekliğinin işareti bizim malın türü hakkında da o malın türü hakkında bilgi verir. Çapraz fiyat esnekliği negatifse tamamlayıcı maldır. Çapraz fiyat esnekliği pozitifse bunlar ikame maldır. Buradan onu da çıkartabiliriz. Bunu muhtemelen zaten iktisatta giriş derslerinizde ve mikro iktisat derslerinizde görmüş olmanız lazım. Bunu biliyor olmanız lazım. Şimdi benzer soruyu, hatta aynı soruyu bir de çapraz fiyat esnekliği için çözelim. A malının talep fonksiyonu biraz önce de verilen aynı fonksiyon. 100-2PA artı 0.2Y artı 0.3PB. A malının fiyatı 6, tüketicinin geliri 500 ve B malının fiyatı 10 iken çapraz fiyat esnekliğinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bu kez. Verilerimiz aynı. Bu kez de çapraz fiyat esnekliğini hesaplayacağız. Şimdi şuraya fonksiyonu tekrar yazayım. QA eşittir 100 eksi 2 PA artı 0.2Y artı 0.3 PB. Bize verilenler A malının fiyatı 6, tüketicinin geliri 500 ve B malının fiyatı da 10. Çapraz fiyat esnekliğini hesaplamamız isteniyor. EPB diyelim ona. Nasıl hesaplayacağız? B malının fiyatı bölü talep edilen miktar çarpı talep fonksiyonunun PB'ye göre kısmi türevini alarak çapraz fiyat esnekliğini bulmuş olacağız. Bu çapraz fiyat esnekliği. Şimdi PB'yi biliyoruz. Bu formülde neleri biliyoruz, neleri bilmiyoruz. Bilmediklerimizi ilk önce bir hesaplayalım. Ondan sonra işlemimizi yaparız. PB'yi biliyoruz. Bize 10 olarak verilmiş. Peki Q ne? Yani bize bu verilenler ışığında talep edilen miktar ne kadar olacak? İlk önce onu bulmamız lazım. Yani biraz önce bulduğumuzda aynı aslında. Değerleri bir yerine koyarak talep edilen miktarı bulacağım ilk önce. Q neye eşit? 100 eksi 2 çarpı PA 2 çarpı 6 artı 0.2 çarpı 500 artı 0.3 çarpı PB yerine de 10. Bu işlem sonucunda Q'yu kaç bulmuştuk? 191 olarak bulmuştuk. Talep edilen miktar 191'di. Peki şu nedir? Kısmi türeve gelecek olursak, talep fonksiyonunun PB'ye göre kısmi türevi. Talep fonksiyonunun B malının fiyatına göre kısmi türevi. Hemen yukarıdaki eşitliğe bakın. Hemen göreceksiniz zaten. Ne yaptık biraz önce? A malının fiyatına göre kısmi türevini alırken PA'nın önündeki katsayı dedik, değil mi? Eksi 2 dedik. Burada da aynı şeyi yapacağız. PB'ye göre kısmi türevi alırken diğer şeyler sabitken PB'nin önündeki katsayı yani 0.3'müş. İşte şu değerdir.
B'ye göre kısmi türevi. O zaman Q'nun PB'ye göre kısmi türevi de 0.3'tür. Şimdi esnekliği hesaplayabiliriz. Her şeyi biliyoruz. Esneklik, çapraz fiyat esnekliği. PB'nin fiyatı kaçtır o? 10'dur. Q, talep edilen miktar 191 olarak hesapladık. Bunu da 0.3 ile çarpıyorum. Bu işlem sonucunda 0,0157 bulunuyor. Yani çapraz fiyat esnekliği 0.0157'ymiş. Bu da ikinci esneklik kavramımız. Geçiyorum bunu da. Var mı anlamadığınız bir yer? Tamam. Üçüncü esneklik kavramımız da yine kısmi türevi kullanarak hesaplayacağımız talebin gelir esnekliği. Talebin gelir esnekliği ise gelirdeki yüzde değişim sonucunda talebin nasıl etkileneceğini inceler. Talebin gelir esnekliğini hesaplamak için de şu formülü kullanıyoruz. Y bölü Q, yani gelir bölü talep edilen miktar çarpı talep fonksiyonunun gelire göre, Y'ye göre kısmi türevi. Bu şekilde de talebin gelir esnekliğini hesaplıyoruz. Talebin gelir esnekliği pozitif ya da negatif değer alabilir ama çoğu zaman pozitif değer alır. Çünkü normal mallar için gelir arttığında talep de artacağından gelir esnekliği her zaman pozitif çıkar. Çoğu zaman da böyle bir durumla karşılaşırız. Yani talebin gelir esnekliği çoğu zaman pozitiftir. Düşük mallarda ise gelir artışı sonucunda talep azalacağı için gelir esnekliği negatif çıkar. Gene iktisat derslerinizde görmüşsünüzdür. Mesela uzun mesafe otobüs yolculukları, uzun otobüs yolculukları düşük mallara örnek olarak gösterilebilir. Gelir arttığı zaman insanların geliri arttığı zaman çoğu şeyden daha fazla alırlar. İşte daha fazla yiyecek, içecek, giyim, kuşam, işte her şeyden daha fazla talep ederler. Ama bazı mallardan gelir arttığı zaman daha az talep ederler. Mesela uzun mesafeyi otobüs yerine uçakla gitmeyi tercih ederler. Uçak çünkü daha pahalıdır, otobüs daha ucuzdur. Gelir azken o tercih edilebilir ama gelir arttığında uzun mesafe otobüs yolculuklarına talep azalır. Dolayısıyla orada gelir esnekliği negatif çıkar. Düşük mallar için gelir esnekliği negatiftir. Ama çoğu mal normal mal olduğu için çoğu malda gelir esnekliği pozitiftir diyebiliriz. Ve talebin gelir esnekliğini hesaplamak için de yukarıda gördüğünüz şu formülü kullanıyoruz. Y gelir bölü talep edilen miktar çarpı talep fonksiyonunun gelire göre kısmi türevi. Şimdi biraz önce yaptığımız bir soru vardı, aynı soru. Bir talep fonksiyonumuz vardı, bize verilenler vardı. Şimdi de bu fonksiyonu kullanarak talebin gelir esnekliğini hesaplayalım. Şimdi talep fonksiyonumuzu tekrar yazıyorum. QA eşittir 100 eksi 2 PA artı 0.2 Y artı 0.3 PB. Bu bizim talep fonksiyonumuzdu. Bize verilenler de A malının fiyatı 6'ymiş. PA eşittir 6. Tüketicinin geliri
500 imiş ve PB malının fiyatı 10 imiş. Bu belirlenenler ışığında bize sorulan talebin gelir esnekliği nedir? Talebin gelir esnekliğini E, Y ile gösteriyoruz ve şu formülü kullanarak hesaplıyoruz. Y bölü Q çarpı talep fonksiyonunun Y'ye göre kısmi türevi. Şimdi ilk önce bir bilmediklerimizi hesaplayalım. Gelirin 500 olduğunu biliyoruz. Yani paya ne yazacağımızı biliyoruz. Bize verilenlere göre talep edilen miktarın ne kadar olacağını da biraz önce hesapladık. Y eşittir 500 dedik. A'nın fiyatı 6, tüketicinin geliri 500 ve B'nin fiyatı 10 iken, B malının fiyatı 10 iken talep edilen miktar ne kadardı? 191'di. Değil mi? İki kere hesapladık bunu. Peki talep fonksiyonunun gelire göre kısmi türevi nedir? Hemen söyleyebilir misiniz bana? Delta Q bölü delta Y. Kaç? 0,3 hocam. 2. 2 değil. 0,2. Yani şudur. Tamam, gelire göre kısmi türev alıyoruz. Dolayısıyla gelirin önündeki katsayıdır bu kısmi türevin değeri. Yani 0,2'dir. Tamam. Artık her şeyi biliyorum. Talebin gelir esnekliğini hesaplayabilirim. Talebin gelir esnekliği Y yerine 500 bölü Q yerine 191 çarpı talebin gelire göre kısmi türevi de 0,2'dir. Bu işlemi yaptığım zaman talebin gelir esnekliği 0,52 olarak hesaplanır. Var mı anlamadığınız bir yer? Herhalde bu da anlaşıldı. Bunu da geçiyorum o zaman. Tabii biz kısmi türevi sadece talep fonksiyonunda kullanmıyoruz. İktisadın değişik alanlarında da kısmi türevi kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de fayda fonksiyonu. Bir tüketicinin fayda fonksiyonu toplam fayda veya tüketilen mal miktarının bir fonksiyonu olarak tüketiciler tarafından sağlanan tatmin olarak açıklanır. Eğer tüketici iki mal tüketiyorsa ve M1 malından X1 birim ve M2 malından X2 birim tüketerek fayda sağlıyorsa eğer, bu tüketicinin fayda fonksiyonu U eşittir UX1 X2 şeklinde gösterilir. Ve bu fonksiyonu daha fazla malın tüketimine olanak sağlayacak şekilde genişletmemiz de mümkündür. Hepimiz tüketici olarak çok daha fazla mal tüketiyoruz. X1, X2, X3, X5, 100 tane, 200 tane mal tüketiyoruz belki. Ama incelemek için, daha basitleştirmek için sadece 2 mal tükettiğimizi varsayalım. Ve bu 2 maldan tükettiğimiz miktarları fayda fonksiyonunda göstererek faydamızı ifade edebiliriz. İşte marjinal faydayı da gene iktisat derslerinizden biliyorsunuz. Herhangi bir malı tüketen tüketicinin marjinal faydası diğer bütün malların tüketimi değişmediği durumda söz konusu malın tüketimindeki birim başına artışın faydada sağlayacağı artıştır. Yani fayda fonksiyonunun
herhangi bir malın tüketim miktarına göre kısmi türevini alırsak bulduğumuz değere o malın marjinal faydası denir. Örneğin fayda fonksiyonunun x1'e göre kısmi türevini aldığımız zaman bu x1 malının marjinal faydasını verir ve mu altta da x1 olarak gösterilir. Benzer şekilde fayda fonksiyonunun x2'ye göre kısmi türevini alırsak bu da bize x2 malının marjinal faydasını verir. Yani bu da ne demek? İşte diğer malın tüketimi sabitken, diğer mal sabitken biz bir maldan tüketimimizi artırırsak faydamız ne kadar artacak veya ne kadar azalacak? Eğer bunu hesaplamak istiyorsak marjinal faydayı kullanmamız lazım. Ve marjinal fayda da çok değişkenli fonksiyonda kısmi türev alınarak hesaplanabilir. Mesela bununla ilgili bir tane örneğimiz var. Buna da fazla zamanımız kalmadı. İsterseniz bu soruyu yazın, bir kendinize uğraşın. Önümüzdeki hafta buradan başlayıp bu sorunun ve diğer soruların cevaplarını çözeceğim. X1 ve X2 mallarını kullanan bir tüketici varmış. Ve bu tüketicinin fayda fonksiyonu X1 üzeri 1 bölü 4, X2 üzeri 3 bölü 4 şeklinde belirlenmiş. Eğer bu tüketici X1 malından 100 birim ve X2 malından 200 birim tüketiyorsa X1 malının marjinal faydası aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. X1 malının marjinal faydası. Bunu bulmak için ne yapmanız lazım? Fayda fonksiyonunun X1'e göre kısmi türevini almanız lazım. Daha sonra da bulduğunuz bu kısmi türev ilişkisinde X1 yerine 100, X2 yerine de 200 yazarak çözmeniz lazım. Tamam, bununla bir uğraşın bakalım. Yani çok zor bir soru değil aslında ama bir kendiniz çözmeye çalışın. Haftaya kaldığımız yerden bu soruyla başlayacağız. Tamam. Ve çok değişkenli fonksiyonlarla ilgili diğer örneklerle de devam edeceğiz. Bir sorunuz yoksa bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle hepinize başarılar. Hoşça kalın.